Şimdi bir şehirde ya da kasabada tek bir otel olduğunu ve bilinmeyen bir nedenden dolayı da başka kimsenin bu kasabaya otel inşa edemediğini düşünelim. Evet, bu piyasa ya da pazar girişe kapalı bir pazar. Yani bu kasabadaki konaklama ya da otelcilik sektöründe tek bir oyuncu var. Bu durumda bahsettiğimiz otel bir tekel ya da monopol olur. Öyle değil mi? Evet, piyasadaki tek oyuncu sizsiniz. O ya da bu sebepten dolayı bu piyasaya başka kimse giremiyor. Burada bir tekel için çizilmiş maliyet yapısı ve talep eğrisi var. Marjinal maliyet hakkında daha önce konuşmuştuk. Öncelikle bu şekilde düşük olacağını ama zaman içerisinde artacağını biliyoruz. Bunun bir otel için geçerli olup olmadığı konusunda tartışabiliriz ama dediğim gibi bu sıkça karşımıza çıkan son derece tipik bir modeldir. Marjinal maliyet ortalama toplam maliyetin altında olduğunda ortalama toplam maliyet aşağı yönlü oluyor. Minimum değerini alıyor ve marjinal maliyetin ortalama toplam maliyetten yüksek olduğu aralıkta da artmaya başlıyor. Bir tekel için çizilebilecek talep eğrisi de benzer bir mantık izler. Fiyat yüksek olduğunda başka bir deyişle örneğimizdeki otelin gecelik fiyatı yüksek olduğunda otelde kalmak isteyen insanların sayısı da düşük olacaktır. Fiyat düşük olduğunda ise otelde daha fazla insan kalmak isteyecektir. Öyle değil mi? Diğer videolarda tekerler için marjinal kazanç eğrisinin talep eğrisinden farklı olduğunu görmüştük. Bunun sebebi ise bir otel odasının fiyatı örneğin 500 lira olduğunda sadece bir odayı satabilirsiniz. Eğer iki odayı satmak isterseniz belki de 400 lira istemelisiniz. Ama bu bizi talep eğrisinde bir miktar aşağı indirir. İkinci oda için 400 lira istediğinizde ve biri de bu fiyatı ödemeye razı olduğunda artık birinci oda için de 400 lira istemek zorundasınız. Tekel piyasalarında tüm tüketicilerden bir tüketiciden istediğiniz fiyatın aynısını istemelisiniz. Bu noktada bazılarınızın otellerde bu durumun bu şekilde gerçekleşmediğini düşündüğünüzü biliyorum. Yani otellerde genellikle aynı oda tipinde kalan müşterilerin birçoğu o oda için farklı fiyatlar ödüyor olabilirler. Otel örneğini seçmemin sebebi de bu zaten. İlginç olması. Şimdi size otellerde aynı odanın farklı fiyatlara satılmasının arkasındaki sebebi anlatmaya çalışacağım. Çünkü herkesten aynı fiyatı istememiz gereken sıradan bir durumu değerlendirdikten sonra bir de farklı fiyat uygulaması ya da ekonomide daha çok karşımıza çıkan tabiriyle fiyat farklılaştırması adını verdiğimiz ve herkesten aynı fiyatı istememizin gerekmediği başka bir durumu inceleyeceğiz. Öncelikle herkesten aynı fiyatı istediğimiz senaryoya geri dönelim. 500 liralık bir odadan 400 liralık iki odaya geçtiğimizde marjinal kazancımız 400 lira değildir. Neden diyecek olursanız ilk 500 lirayı da artık 400 lira olarak değerlendirmeliyiz. 500 liradan 800 liraya çıkarız. 900 liraya değil. Bu da marjinal kazancın 300 lira olması yani toplam kazancın 500'den 400 artı 400 eşittir 800 liraya çıkması anlamına gelir diğer videolarda bu kadar fazla ayrıntıya girmemizin sebebi de bu zaten. O videolarda sayı tablolarından yardım almıştık. İsterseniz burada da aynısını yapabiliriz. Tekerlerin marjinal kazanç eğrilerinin eğiminin, talep eğrisinin negatif eğiminin iki katı olmasının nedeni de budur. Evet bu durumda marjinal kazanç eğrisi de buna benzeyen bir şey olur. Daha önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi mantıklı olan marjinal maliyetin marjinal kazanca eşit olduğu miktarı üretmektir. Bu durumda bu tekel de bu miktarı üretir. İsteyeceği fiyatta talep eğrisine gidelim. Evet bu tekelin bu fiyatı talep etmesi gerekir. Ekonomik kârı hakkında düşünecek olursak her oda için bu fiyatı talep ettiğinde ortalama toplam maliyet eğrisi burada. Bu aradaki fark da oda başına elde edeceği ekonomik karı verir. Karı oda sayısıyla çarptığımızda da başka bir deyişle bu alan bize toplam karı verir. Burada bir miktar tüketici fazlası var ve bu da tüketicilerin ödemeye razı oldukları fiyatla ödedikleri fiyat arasındaki farktan elde ettikleri faydadır. Evet, tüketici fazlasını da bu şekilde işaretleyelim. Otel odasına 500 lira vermeye razı olan bu ilk tüketici diğer tüketiciler gibi oda başına belki de sadece 300 lira ödüyor ve bu birim başına elde edilen fayda da tüketiciye geri dönüyor. 200 lira cebinde kalıyor. Otelin kasasına girmiyor. Burada bir tüketici fazlası kaybı olduğundan da bahsetmiştik. Marjinal maliyet talep eğrisine eşit olduğunda dağıtım etkinliği gerçekleşiyordu. Diğer videolardan tüketici fazlası kaybının da burası olduğunu, yani bu şekilde gösterildiğini hatırlayacaksınız. O halde diğer senaryoyu da gözden geçirelim mi? Şimdi de tüketiciden ödemeye razı oldukları fiyatı talep eden bir otel olduğumuzu düşünelim. Size gerçekte var olmayan biraz idealist bir senaryo çizeceğim ve bu sayede uç bir örneği incelemiş olacağız. Diyelim ki otelinize son model, insanların aklını okuyan bir bilgisayar aldınız. Bu bilgisayar sayesinde tüm potansiyel müşterilerinizin bir otel odası için ne kadar para ödemeye razı olduklarını bilebiliyorsunuz. Mesela telefonla oteli aradım diyelim. Bilgisayar, Emrah 375 lira vermeye razı diyor. Siz de benden tamı tamına 375 lira istiyorsunuz. Ne eksik ne de fazla. Ben de kabul ediyorum. Daha fazla yani 500 lira ödemeye razı olan bu ilk tüketici aradığında da ondan tam 500 lira istiyorsunuz ve o da kabul ediyor. Belki odaya 500 lira ödeyen müşteriye özel bir hizmet sunabilir ve kendisini ayrıcalıklı bir hizmet satın almış, premium bir odada kalıyormuş gibi hissetmesini sağlayabilirsiniz. Zaten 500 lira vermeye razı. Ama bense üst düzey bir oda ya da hizmet değil, 375 liraya otelde kalmaya razıyım. Neyse herkesin öncelikleri farklı. Bu durumda satın alınan yeni odalar için eski odaların fiyatını değiştirmek durumunda kalmazsınız. Ve marjinal kazanç eğrisi de bu sebeple bu kadar hızla azalmaz. Her bir yeni oda için tüketici ne ödemeye razıysa o fiyatı istiyorsunuz ve tüketici de o fiyatı ödüyor. Bu durumda talep eğrisiyle marjinal kazanç eğrisi birbirine eşit olur. Farklı fiyat uygulaması yani fiyat farklılaştırması yapabiliyorsunuz. Not edeyim mi? Fiyat farklılaştırması. Fiyat farklılaştırması her bir tüketiciye özel fiyat vermek ve ödemeye razı olduğu fiyatı istemek anlamına gelir. Bunun kulağa pek de iyi gelmediğinin farkındayım. Yani kendinizi 500 lira vermeye razı olan ilk müşteriyi kazıklıyor ve cebinde 300 lira olan müşteriyle kaçırmamak için normalde yapmamanız gereken bir indirim yapıyor gibi hissedebilirsiniz. Demek istediğim normal hayatımızda böyle bir şey yapmak ne kadar etik ve doğrudur tartışılır ama uygulama alanına göre de değişebilir. Ancak fiyat farklılaştırmasının yasal bir şey olduğunu söylemem lazım. Hatta bunun hala hazırda otelcilik sektöründe gerçekleştiğini bile söyleyebilirim. Evet, aynı oda için tüketicilerden ödemeye razı oldukları farklı fiyatlar isteyen oteller var. Bir otelde kaldığınızda yan odada kalanın sizden farklı bir fiyat ödemiş olma olasılığı son derece yüksektir. Aynı durum havayolları için de söz konusudur. Hatta benim ilk aklıma gelen sektör havayolu sektörü. Önce sınırlı sayıdaki ucuz koltuklar satılır. Biletini erken alanlar daha ucuza uçar. Sonra fiyatlar yavaş yavaş artar. Ta ki son gün ya da saat geri kalan boş koltukları satmak için yeniden fiyat düşürünceye kadar. Veya tam tersi uçakta tek bir koltuk kalmıştır ve bu koltuğu havayolu acil toplantısı çıkan bir iş adamına çok daha pahalıya satabilir. Tabii ki az önce sihirli bilgisayar örneği de olduğu gibi kusursuz bir fiyat farklılaştırması yapmak mümkün değildir ama kar mümkün olduğunca maksimize edilmeye çalışılır. Bunun için farklı zamanlarda farklı satış kanalından da farklı fiyatlar alabilirsiniz. Değişken fiyatlar sayesinde satıcılar tüketicinin ödemeye razı olduğu fiyata mümkün olduğu kadar yaklaşmaya çalışırlar. Her bir tüketicinin ne kadar ödemeye razı olduğunu tamı tamına bildiğimiz bu uç örneğe geri dönecek olursak, karını maksimize etmek isteyen bu tekerin üretmesi gereken mantıklı miktar ne olacaktır? Marjinal maliyetle marjinal kazancın kesişim noktasını alalım. Marjinal kazanç ile talep eğrisi aynıydı tam da burası. Tekerin üretmesi gereken miktar. Peki, isteyeceği fiyat ne olacak? Hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Buradan dikey eksene bu şekilde ilerleyip burayı işaretlemiş olabilirsiniz ama otelin her bir tüketiciden farklı bir fiyat istediğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Demek istediğim burada ilk örnekteki gibi herkesin ödediği tek bir fiyat yok. Pazarlık usulü olduğunu da düşünebilirsiniz. Otelin üretmesi gereken ya da bu durumda arz etmesi gereken miktarı yani oda sayısını ve bu miktarda ortalama toplam maliyeti bulabiliriz. Ama oda başına kar tüketicilerin ödemeye razı oldukları fiyata bağlı olacak. Birinci tüketici çok fazla ödemeye razı ve ilk örnekteki gibi tüketici fazlası oluşmayacak. Firma ya da otel bu karı kendisi alacak. Hatta otelin tüm karı toplama durumu tüm tüketiciler için de geçerli olacak. Şimdi çok şaşırtıcı bir durumla karşı karşıyayız. Tekel ya da monopol olan firma fiyat farklılaştırması yapabildiğinde ekonomik karının ne kadar arttığını görüyor musunuz? Tüketici fazlası fiyat farklılaştırmasında iyice azaldı ve bu uç örnekte tamamen kayboldu. Marjinal maliyetin marjinal kazanca eşit olduğu miktarı üretiyoruz.